Aleykümselam gençler, hoş geldiniz hepiniz. Yayını hazır müsaitken açayım dedim. Video tekrarı zaten kanalda olacağı için pek böyle bir bildirime gerek duymadım, böyle özellikle gelin açayım falan filan gibisinden. Zaten şeyde sağ olun. YouTube kanalda bildirim atıyor diye ben bu şekilde direkt yayını açmak istedim. Aleykümselam. Şöyle. Şimdi öncelikle bu karakterimin, yani bir karaktere başlamadan önce ben bir hikaye ya da herhangi bir, hani doğal hayatta karşıma çıkan herhangi bir şeyden esinlenmem gerekiyor. Bu karakterim bir hikayenin ürünü aslında. Bir kitap karakteri. Kendisi kara elflerden. Normalde elflerde boynuz vesaire falan olmaz ama ben biraz kendi hayal gücümü de katmak istedim. Sağ olasın. Ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi benim mesela önceki yaptığım karakterlere baktığım zaman mesela şuna kadar falan ben pek SSS, yani Subsurface Scattering, derinin işte ışığı içine çekmesiyle oluşan bir shader biçimi, materyal bunu sağlıyor. O map. Bunu pek bilmiyordum yani. Detaylarına hakim değildim. Ya bu modelimde biraz da dedim ki ben işte daha böyle teknik detaylara gireyim ve aynı zamanda da X-Gen de kasayım biraz istedim. Ya o şekilde ilerledim. O yüzden biraz uzun sürdü. Bazı teknik detayları halletmem gerekiyordu. Tamamen de halletmiş değilim yani. Ya şu saatten sonra artık pratiklikle o açığı kapatmaya çalışacağım. Zamanla farklı modeller, farklı işler yaparak. Hatta sırada bir yaratık çizeyim diyorum yani bundan sonra. Şimdi şu modeli tasarlarken önce ZBrush'ta ben ana kalıbı, ana base mesh'i, şu anatomiyi oluşturmak istedim. Daha önce yaptığım bir anatomi vücudu, şunu mesela. Bunun üzerinden yoğunlaşarak, hatta açayım. Gerçi şu an kopyalama yapıyor ama. Açar mı acaba? Neyse. Proje dosyası da 90 100 GB tuttu. O yüzden şeye aktarıyorum, bilgisayarda C'de yer kalmadı diye. Pardon. Masaüstü. Tam bu şu anda bunu kopyalıyor. Şuna bakalım. Evet. Burada ZBrush şu an yok. Şöyle yapacağız. Sana base demiş. Bu benim base mesh'im. Bunu ben daha önce yapmıştım.
base olarak ben de durmasını istedim bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve hep genelde de söylüyorum. Önce karakterin ya da bir karakter tasarımı yaparken bölgesel anatomik çalışmalar yapmak daha mantıklı ilk başta. Ben bunu önceden tasarladığım için bunu mesela humanoid tarzında yani insana benzeyen modellerimde bunun üzerinden artık gidiyorum mesela. Yani bir daha base mesh'i modellememe gerek yok. Altındaki yapıyı. Kafayla uğraşıyorum. Sonra ele detay vereceksem ele detay veriyorum. Buradaki şeyi kullanmadım bu arada. Deri texture'ını. Benim texture için daha detaylı ve daha böyle kontrollü bir şekilde ilerledim. Bu sadece benim base mesh'im. Base mesh'i de size anlattığım gibi yani karakter tasarımına girmeden önce komple bir işi bitirmenize gerek yok. Önce basic'ten başlamamız gerekiyor. Mesela ben bu modelde şöyle göstereyim. Şunu alayım. Sadece mesela kol çalışıyorsam kol referanslarına bakacağız. İnternette birçok bununla alakalı işte referans var. Pinterest'e giriyorum. Şu anatomi referanslarının hepsini işte izleyerek, bunları gözlemleyerek, şurada kullandığım Preref diye bir program üzerinden mesela şunu ya da işte şuna bakayım. Şöyle SS aldım. Ya birçok görsel atabilirsiniz buraya. Ya ne bileyim böyle mesela şu pozu çizmeye çalışın. Ya tabii bunu da base'den oluşturmanız gerekiyor. Ben mesela daha önce bunu nasıl yaptım? Box'ı uzatarak şuraya kadar modelledim. Bundan sonrasını yine şuraya bir box tamamladım. Sonra küçük 2-3 tane silindir yaptım şuralara. Aralarına sphere yerleştirdim. Şöyle. Sonra aleyküm selam. Sonra da bunları dynamesh ederek box ve küplerden bir form meydana getirdim. Ondan sonra artık el becerisiyle ona detay vermek kalıyor. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Böyle referanslara bakarak kendimizi o gözümüzü alıştırmamız gerekiyor yani karakter tasarımında. Şimdi mesela ben bunu şöyle yaptığımda çok ince detaylara girersem eğer o video çok uzayacak, o yüzden böyle daha böyle uzaktan anlatmaya çalışıyorum. Hani genel olarak bir anlatım tarzı düşünüyorum yani bu yayında.
Ayda ortalama ne kadar para kazanabiliriz? O ayda kazanacağım para kişiye göre değişiyor yani. Şimdi ben sana net bir şekilde şu kadar kazanırsın falan diyemem. Bu biraz seni kendini pazarlamanla da alakalı bir şey. ZBrush'ta kendini geliştirmen de yine seninle alakalı olacak bir iş. Yani ne kadar çok üzerinde durursan eğer o kadar çok senin için avantajlı olur. Ve kendi reklamını da yaparsan iş yaptırmak isteyenler seni bulacaktır yani. Evet. Mesela burada ben işte arada şöyle bir şey gördüm. Bu detayların hepsini gözlemleyerek şu brushların arayüzlerini bildikten sonra artık neyi nasıl yapacağınız size kalmış oluyor. Ben mesela dem standardı kullandım ama başkası başka brush'ı da kullanabilir yani burada. Ne yapıyorum? Burada mesela o detayı vermeye çalışıyorum. Sonra Sumut'la üzerinden geçiyorum falan. Ama öncesinde bu kolu yapabilmem için küp, silindir ve yuvarlak geometrik şekillerin birleştirilmesinden yani onları kullanarak bir form elde ediyorum. O formu da birleştirip o formu da birleştirip telefon geldi, özür dilerim, hemen şunu bir yazayım da. Geldim. Küplerden, silindirlerden bunları bir araya birleştirdiğimiz zaman ve kendi gözlemlerimizle ZBrush'ın arayüzünü, tool'larını da zamanla öğrendikçe bunlara yapmanız eğlenceli oluyor diyelim. Yine uğraştırıcı ama eğlenceli oluyor. Ben bunu böyle bir tane daha kopyaladım. Sonra mesela disappear ekledim. Küçülttüm. Araya yerleştirdim. Sonra şu üçünü merge edeceğim. Sonra da dynamesh edeceğim. Ne oldu? Birleşti aralar. Ya bundan sonra artık tamamen benim daha önce çalıştığım zamanların verdiği pratik bilgi ile gelişecek şeyler yani. Şunu parmağa dönüştürmeye çalışmam yani. Ne yapıyorum? Move komutuyla şuraları çekiştiriyorum. Şu anda hızlıca gösteriyorum yani. Sonra trim dynamic'le şuraya bir eziyorum mesela. Şuraları da. Bu bir örnek. Bunun üstüne çok uğraşırsam ya önceden ben çevre tasarladım. Direkt karaktere geçmedim tabii. Çevre tasarlamanın bana verdiği en büyük becerilerden biri de poli modelingi daha çok yani poli modelinge hakim olarak başlamak oldu. Poli modeling dediğim ne? İşte Max'te, Maya'da modellediğin katı cisimler, silah vesaire falan modelleniyor ya orada. O modelleme tekniği de karakterde çok etkili oluyor. Şimdi karakteri ben böyle brush şeklinde çiziyorum. Anatomisini falan. Ama bana aynı zamanda şey de lazım. Üstündeki kıyafeti de yapmam lazım. Bunun için ne gerekiyor?
polimodeling ve bazı programları birbirleriyle harmanlaştırmam gerekiyor. Evet. Yani burada anlatmak istediğim her şeye tane tane başlamak gerekiyor. Şimdi ben mesela sadece parmak çiziyorum yani. Bu parmak çizdikten sonra, bu parmağı bitirdikten sonra şu kadar yapmış olabilirim, anladınız mı? Diyelim ki başlangıç seviyesindeyim ve ben şöyle bir şey yaptım. Bunu hani benim gözümde bitmişse, sen bunu beğendiysen evet kalsın bu. Hemen yeni bir tanesine geç. Bir tane daha çiz, bir tane daha çiz. Sonra bir tane işte kırık parmak çiz. Yani işte şöyle ne bileyim. Şöyle kır. İşte detayları ver. Bu arada mouse'la çiziyorum yani şu an. Üşendim tableti. Sonra bunu bırak köşede kalsın. Bir tane daha proje aç. Bir tane daha parmak çiz. Sonra komple işte el çiz. Ve sürekli eller çiz. Bunları sonradan bir araya getirmeyi de düşünme ama. Yani ben bitireyim, sonra bunları parçaları birleştiririm mantığıyla değil. O öyle kalsın yani. Onu hiç kullanmasan da olur. Senin amacın sonunda kafandaki o hayal gücündeki karakterleri yansıtabilmekse, bu teknik bilgileri atlatabilene kadar, bazı şeyler oturana kadar böyle çalışıp pratikliğini güçlendirmek. Ben bunları yaptıktan sonra köşeye bırak, köşede kalsın yani. Sonra başka forma geç. Ondan sonra işte ne bileyim diğer kas bölgelerine geç, anatomi bölgelerine geç, işte kola geç, ayağa geç. Sadece göğüs çiz. İşte kafada da mesela ya bir insan kafası çizeceksek ya da bir yüzümüz şunu açayım ben. Şurada mesela önce şöyle yapayım. Mesela burun murun hiçbir şey olmasın. Önce şu yapıyı çiz, anladınız mı? Önce sadece şu kafatasını, yani adamın nasıl bir yüz anatomisi var, nasıl bir kafa şekli var, bunları sadece yapabilirsiniz. Kulak mulak yapmanıza gerek yok yani. Çünkü yüzü de parçalara bölmemiz gerekiyor. Yani onun için ne yapacaksın? Bir tane İşte sfir yaptım. Tamam mı? Bu arada ZBrush ya işte abi o tool'ları nasıl kullanıyorsun falan filan diye de aklınızda o tarz sorular varsa, ZBrush'ın arayüzü ve mantığıyla alakalı bir 2 saatlik videom var. Hani onu izleyip sonra bu videoyu sonradan izleyerek sizin için daha iyi olur diyebilirim. Yani ben burada işte sadece şöyle biraz azaltayım şeyi, geometrisini. Köşeye çekeyim. Yani demek istediğim burada sadece işte ne yapıyorum? Kulağı mulağı çizmiyorum mesela.
Sadece üst bölgedeki o işte kafayı çizmeye çalışıyorum. Bilmiyorum, şurayı sadece oyabilirsiniz. Şuradan şöyle işte burun, şuradaki çene şeyi, kemiği, işte elmacık kemiği falan. Ya böyle sanki yeni başlamışım gibi size göstermeye çalışıyorum. Yani sanki ben hani yeni aşina oluyorum da programa, yapmaya çalışıyormuşum gibi. Yani karakter modellerinde bu tarz çalışma stilleri ya öğrenimini bu şekilde dar tutarsanız, yani her şeyi ya işte onu da yapayım bunu da yapayım, ya bu hemen olacak bir şey değil gerçekten. Keşke hemen olsa da biz de çevremizde hemen yetiştirebilecek insanlar yetiştirip birlikte bir şeyler yapabilsek, ama maalesef bu işte her şey zaman yani. Kulağı mulağı falan çizmeme gerek yok. Sonra buraya işte mask yaptım. Sonra şöyle çıkardım. Deforme ediyorum. İşte buna şekli vermeye çalışıyorum. İşte şurada bir ya ne demek istediğimi siz anlıyorsunuz şu anda gösterirken. İnşallah. Biz de bekleriz demoyu. Çıktıktan sonra da destek olmaya çalışırız. Bu karakteri de ben içindeki base'ini bu şekilde yaptım. Önce spear'dan başladım. Sonra işte gövdeyi yaptım. Sonra hepsini birleştirdim. Sonra detay verdim falan. En sonunda işte kabaca bir texture yaptıktan sonra da o base mesh'imi hazırladım. Kafasını en baştan yaptım. Yani baş tarafını. Bu tarz işte ZBrush'ın içerisinde high poly ilerleyerek high poly'den sonra bunların İşte bir de low poly'si gerekiyor. Çünkü ben high poly'yi çizdikten sonra üzerindeki o map detaylarını verebilmem için bana high poly de gerekiyor ve UV açmam lazım. İşte ben bu karakteri bitirdikten sonra ne yapıyorum? Topolojisini yapıyorum. İşte topoloji dediğim olay da şu oluyor mesela. 3D topoloji. Yani gördüğünüz gibi mesela bu düzgün topoloji. Daha çok böyle kuatlardan oluşan ve bu ne ya? Modeli hani gereksiz poligonlardan kurtararak en düşük şekilde topoloji yapıyoruz. Bu topolojiyi yaptıktan sonra da bizim yaptığımız o ilk yüksek poligonlu topolojisi bozuk olanın bilgilerini bunların üstüne aktarıyoruz. Onun için de topoloji yapmamız gerekiyor. Yani ben mesela
Şu benim high poly'm diyelim. İşte bir tane de işte low poly'sini yapacağım. Bunun üstünden işte şöyle önce işte şurası şöyle olmak kaydıyla sonra şura işte şöyle geliyor. İşte şurası şöyle. Şöyle. İşte şura şöyle olabilir. Yani ne yapıyorum ben? Şuradan mesela. İşte şöyle. Kare kare. Şurada bir tane daha mesela yuvarlak. Şu an tam hani basic olarak gösteriyorum. Bu şekilde topolojisini yapıyorum bunun ben. Şunun şöyle falan filan. Eyvallah, sağ olasın. Ya bunun topolojisini yaptıktan sonra da şöyle hemen otomatik buradan yapayım da. Varsa tabii. Topolojiyi yaptıktan sonra buna işte UV açmam gerekecek. Bunun hatta ben buna mesela şuna da noise detayı vereyim biraz. Daha net belli olsun. Surface'ten noise ekleyeyim. Ok dedim. Tamam. Şunu gördüğünüz üzere ben bunun topolojisini güya yaptım. Evet. Sırada ne var? Daha önceki yayınlarımda size söylemiştim. Oyun motoru ya da attığınız program bunun üzerindeki boyamaları, üzerindeki mapleri görebilmesi için bunu bir UV kanalı olması lazım. Bunun UV'sini açmamız lazım. 2D'de her yerini görebilmemiz gerekiyor. Ki şurada çizdiğimiz yüksek detaylı olan modelin üstündeki detayları buna aktarabilelim. Yani buradaki matematik böyle işliyor yani oyun motorlarında render motorlarında falan filan. Ne yapacağım ben bunu? Bunun da UV'sini açacağım. Şimdi UV'sini açarken düzgün bir şekilde açmaya çalışayım. Bunu otomatik açıp göstermeyeyim. Biraz daha böyle mantığında kavramanızı istiyorum. UV açmanın. Şimdi bunlara ben isim vereceğim, tamam mı? Bunun ismi ne? İşte low poly. Heat low poly. Other name. Heat high poly. İsimlerin birbirleriyle hani aynı olmasına dikkat edin. Kompleks fazla model olduğunda şu sizin çok işinize yarıyor. Alt tireden sonrası. Bu mesela heat HP ise kopyalayıp sonra alt tire LP yapmanız size çok faydalı olacak. Onu da şimdi göstereceğim. Ya bunu ben modelledikten sonra bu şekilde low poly'sini ayarladıktan sonra ne yapacağım işte sadece bunun FBX çıktısını alıyorum. Şimdi masa üstünde
deneme diye bir klasör açayım. Biz karakterimizle alakalı klasörümüzü açtık. İçine de bir tane de işte FBX diye şey açtım. Şuraya low poly'yi aktardım. Bir de high poly'yi aktarayım. Aynı yere de high poly'yi aktarıyorum. High poly'yi de aktardım. Ya şu an kullandığım programları tasarladıktan sonra mı işlemiyorum yoksa doğaçlama bir şekilde mi? O yine kişiye göre değişiyor. Mesela konsepti iyi olan birisi illüstratör çizebiliyorsa falan filan. O mesela kağıt üzerinde bütün detayları tasarlayıp ZBrush'a pek bir şey kalmayabilir. Belki ZBrush'ta da o detayları işte üzerinde belki biraz değişiklik yapabilir. Ben ne yapıyorum? Ben evet kara kalem vesaire o tarz çizimler yapabiliyorum ama çok profesyonel değil. Ya da çok profesyonel bir illüstratör değilim. O yüzden sadece sketch pozunda çiziyorum. Ben detayları 3D'de geri kalan hayal gücümü de 3D'de kullanıyorum. Yani becerim oraya daha çok yoğun olduğu için. Şimdi Max'i açtım. Bu arada burada açtığım programın hani illa ben Max'te UV açacağım diye sizin de Max'te açmanıza gerek yok. Siz isterseniz Maya, Blender, Cinema 4D bunlardan birinde de açabilirsiniz. Hangi poly modeling'de hangi programı daha iyi kullanıyorsanız. İşte ben en başından beri Max'te geliştirdiğim için kendimi Max'le devam ediyorum. Divide olan modelin modele göre bazen değişebiliyor. Ben bazen önce mesela low poly ve UV'sini açıp üzerinden high poly'yi devam ettiriyorum. Bir daha geri low poly'ye dönmüyorum. Bazen de hiç low poly'sini, UV'sini düşünmüyorum. Direkt high poly'yi çiziyorum. Sonra onun topolojisini falan filan açıp sonradan da yapabiliyorum. Bu iş akışı benim işte o anki modelin ne kadar işte revize yiyeceği ile alakalı. İleriye dönük de ben bunu geri döneceğim mi, bir şeyler yapacağım mı, bunun üzerinden tekrar ele alacak mıyım falan, bunları da düşünerek o değişiyor yani. Sonradan da yapabilirsin. Evet evet şimdi mesela ben Mari'de ne yaptım? En düşük poligonlu modeli atmadım şeye, Mari'ye. En yüksekle en düşüğün arasında bir poligon seçtim. Yüksek poligon da çok olmasın istedim, kasmasın diye. Çünkü bana sadece oradaki base color lazım. Ben de modelin detaylarını da görebilmem için en düşük low poly'yi de şey yapmadım. Ya yani en düşük low poly'yi atmak istemedim. Mid poly'de boyamayı yaptım. Daha çok detaylara hakim olduğum için o mesh üzerinde görebildiğim için o şekilde boyamayı yaptım. Sonra oradaki base color'ı aldım. Tekrar işte substance'da en düşüğünü attım. Burada da mesela işte UV mantığı şöyle göstereceğim. İşte ben bunun üstüne unwrap atıyorum. Bunun UV'si yok. Sonra işte bütün face'leri seçerek şu plane'i kullanıyorum. Y ekseninde. Yani şuraya doğru bastıracağım. Şuraya doğru açtığımı düşünün. Şu Y ekseni benim bu açıdan UV'yi görmemi sağlayacak şimdi. Şimdi mesela Open UV Editor dediğimde kare alana bu açıdan gösterdi şu anda. Yani ben şu anda buradan bunu keserek 2D olarak göstermeye çalışacağım. Burada izlediğim yol da şu. Şimdi ben bu modelin en çok nerelerini göreceğim. Boyamada o önemli. Şimdi önce zaten şurayı bir kesiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan kestim. Ya bunu mantıken anlamaya çalışın. Hani ezbere değil de
Ben mantıklı şekilde anlatmaya çalışacağım size. Sonra ne yaptım? Bir tane de buradan kestim. Şöyle. Bunun arkasını keseceğim. Önden kesmek istemiyorum çünkü arka pek gözükmeyecek. Daha çok ön taraf gözükecek ya. Bu kesişim yerleri bazen sim, çizgi gibi çok hafif gözükebiliyor. O yüzden arka tarafı, çizgiyi ben arka tarafa atıyorum ki gözüme batmasın yani. Orayı da kestim. Şimdi üst tarafa bakacağım. Üst tarafta da şunu kullanayım. Şöyle geldim. Şu şekilde. Geri alayım da şunu. Otomatik açtığım için yol direkt belli olmuyor. Ama siz yine de mantığı anlamış olun. Şöyle şurayı kestim. Sonrasında da işte aynı şekilde. Burayı kestim diyelim. Sonra işte şurayı ya da şurayı da kullanabilirim. Burayı kestikten sonra da ya bir nevi derisini yüzdüğümü düşünün bu modelin. Yüzeceğimi düşünün. Ben bunu bıçakla nerelerinden kesersem hani düzgün bir şekilde o deriyi yüzebilirim. Mantığı. Şimdi bu üstü kestim. Okey. Arka taraf kalsın. Kestim diyelim ben bunları. Sonra ne yapıyorum? Burada en düşük padding yani aradaki şu ikisinin arasındaki şu boşluk. Onu sıfıra çekiyorum. Böyle birbirlerine yaklaştırdım. Şimdi burada ikinci bir yol daha var. Bunu da göstereceğim size. Şuradaki alan. Bu alanın bize ya bu alan bizim için çok önemli. Şimdi biz mesela 4K texture kullandığımızda işte ne bileyim bunun şurası 2K'yı şurası 2K'yı temsil ediyor. İşte şurası 1K'yı temsil ediyor. Bu 1K'nın da işte mesela şurası 256'yı temsil ediyor falan. Şimdi biz bir modele gidip açarız. Düzgün kesmeden açarsak ne olur? Bir tane kocaman değişik bir mesh olur. Sonra bu da işte şurada şu kadar küçük durur. Bizim normalde alabileceğimiz işte şu parçada alabileceğimiz mesela 256'lık bir verim almamız gerekirken kesme biçimimiz yanlış olduğundan ve doğru şekilde simleri
bulmadan ya da mantıklı bir şekilde kesmeyerek biz ona mesela çok küçük bir texture resolution alanı sağlamış olabiliriz yani. Hani bizim yanlış mantığımız yüzünden. Burada şey çok önemli. Şimdi biz modeli o kadar çizdik, ettik, uğraştık. High poly detay yaptık. Şimdi buna niye bu kadar uğraşmayalım? Hani herkesin genelde UV konusunda bir sıkıntısı ve bir sıkılmışlığı var. Ya işte UV açmasak olmuyor mu da falan da filan da. UV senin zaten modelinin en iyi şekilde göstermeni sağlayacak en büyük, en temel özelliklerinden biri ve yurt dışındaki firmaların da en başta kişide aradığı hani teknik bilgilerde en çok istedikleri şeydir yani UV açmak. Hoş geldin dostum. O yüzden biz UV'mizi düzgün şekilde açıp şu boşluklar ne kadar az boşluk bırakırsak bizim için iyi olur. Neden? Çünkü modelimizi daha iyi boyamamız lazım yani. Şu modeli boyamadığımız zaman bir işe yaramıyor. Ne kadar high poly olsa da. Dizilim de önemli. Şimdi ben burada dizilimde neye önem vermem gerekiyor? Bizim bu karakterimizin en çok neresi gözükecek? Bizim bu karakterimizin en çok şu tarafı gözükecek. Kafada saç varsa saç az gözükecek mesela. Ne yapıyorum ben? Bunun bu kadar texture resolution kaplamasına gerek yok diğerlerinden. Şunu şu kadar küçülteceğim. Buna bu kadar yeter. Şu zaten hiç gözükmeyecek. Bunu al, şöyle küçült. Anladınız mı? Bak bu kadar boşluk oluştu şu anda. Şimdi burada şunu gözün içi olarak algılayın. Şu alanı. Şunu da küçülttüğümü düşünün. Tamam mı? Şimdi geriye benim şurası kalıyor. Okey. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Diğerlerinin büyüklüğü iyi. Şimdi ben burada ne yapacağım? Rescale diyor. Yani scale'li oynamadan birleştireceğim. Scale'li oynamadan birleştirirsem şunların küçüklüğü kalacak bak. Bunu biraz daha küçültebilirim. Sonrasında da işte bunun yanında işte buraya artık mesela bunun herhangi bir aksesuarını da buraya yerleştirebilirsiniz. Bir sürü alan oldu. Bunun işte boğazında kolye vardır. O kolyenin şeylerini de buraya yerleştirebilirsiniz. Bu bittikten sonra da en son üzerine smooth ekleyeceğim. En son smooth ayarını yapacağım. Şöyle. Sonra bunu tekrar export edeceğim. Aynı dosyanın üstüne. FBX. Aynen bunun üstüne export edeceğim. Okey. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Substance'da neyse onu o çok daha böyle başka bir konu. Hiç kafayı kurcalamayayım direkt. Sonra Substance'ı açtım diyelim ben. Açıyorum şu anda. Bizim high poly'mizde, low poly'mizde dosya olarak duruyor. Ben buradan şunu 2K yapayım. Poly'mi seçtim. Low poly'yi seçtikten sonra texture setting'te bake mesh diye bir olay var. İşte bütün olay burada. Şimdi benim göstereyim burada. Bakın açtığım UV kanalı burada. Üzerine mesela şu anda çevirdiğin zaman da UV'nin üzerine giden ışık mesela şu parlaklık buradaki yermiş. Şimdi bu program mantıken ne yapacak? Işık ve gölge oyunuyla benim high poly'min detayını buradaki UV'nin üzerine verecek.
Bunu ben 2K yapıyorum. Şuradan bir bekleyin, geleceğim hemen. Anne telefonu kapat. Ben bunu 2K'ya ayarladım. Şimdi high poly'mi göstereceğim buradan. Bunun high poly'si neredeydi? Deneme klasörünün içinde. Şurası max frontal distance ile rear distance modelin low poly'nin demek istiyor ki yani senin high poly'ne şu dış tarafından yani şuradan şurası ya ne kadar çok dışarıdaki nasıl söyleyeyim dur onu hemen şöyle göstereceğim. Photoshop açayım. Bu benim meşim, tamam mı? Bu meşin aynısının bir de detaylı olanı var. O detaylı olana da ben mavi olarak düşünün mesela. Detaylı olanı da şöyle işte detaylı falan. Diğeri detaysız. O distance oradaki iki ayar şunu temsil ediyor. Bir tanesi dış, diğeri meshin içi. Birinin ayarı şurayı böyle ne kadar dışarıdan algılaman gerektiğinin ayarı, biri de ne kadar içeriden algılaman gerektiğinin ayarı. Yani ben bunu şu kadar yaparsam, çok fazla yaparsam bu şuradaki mesela detayı değil de gidip buradaki detayı da alır. Yani bunu fazla vermemek gerekiyor. Yerinde vermemiz gerekiyor. İçi yaparsam da mesela bunun içi de bir mesh yoktur ama ta arkasındaki mesela şunun içi gelir şuraya kadar dayanır. Buna fazla değer verirsem buradaki detayı gelip algılar. Yani buradaki ayarı bizim belki birkaç böyle bake denemesi yaparak o ayarı kendimiz belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunun ayarını şöyle 0,05 olarak, bunu da 0,05 olarak verdim. Sadece normal map'i deneyeceğim şu anda. Sonra anti-aliasing'i de işte 4x4 yaptım. Onu anlatacağım şimdi. Şu match'te always ve by match name diye bir olay var. Bunun ikisinin arasındaki fark biz sonuna alt-lp ve alt-hp vermiştik ya meshlerimizin ismine. Eğer ki by match name yaparsak ve şuraya alt-hp alt-lp yazarsak sondaki verdiğimiz o İşte alt tireden sonrasını alt tire ile birlikte yazdığımız zaman ikisinin de biz buna şunu demek oluyoruz. Şu alt tire HP ve alt tire LP ile bitenlerin aynı olanları sadece birbirine bake et. Bunun bize faydası ne? Bu şu anda tekmeş olduğu için pek bunu ben size söyleyemem ama diyelim ki bunun üstünde işte yüzük diyorum. Küpe var, ondan sonra aksesuar var, işte ne bileyim kapşon var. İşte gözlerinde yani ne bileyim burnunda da işte böyle bir piercing falan var. Ya bayağı bir aksesuarlı bir karakter olduğunu düşünün. Always yaptığımız zaman yüzüğün, küpenin falan filanın gidip detayını bunun üstünde verecek. Ya bunun üstünde saçma sapan bir şey olacak. Ama by mesh name yaptığımızda yüzüğün ismi neyse onun isminin aynısının sonundaki HP olanıyla denk getirecek.
Diğerlerinin de aynı şekilde. Ne olacak? Olması gereken modelleri, hani birbirine bake olması gereken meshleri görüp sadece onları birbirleriyle ilişkilendirecek ve bu da bize böyle daha böyle temiz ve daha detaylı bir bake sonucu ortaya çıkaracak. Şimdi ben by mesh name yaptım. Bu meshlerin de sonunda HP1'inin sonunda da LP isimleri de aynı. O yüzden birbirleriyle çakışacak şu anda. Sonra ne yapıyorum? Bake ediyorum. Bake olmuyor. Bakalım tekrar. Tamam, ray tracing. Şunu açayım bir. Şöyle OBJ olarak export edeceğim. En sevmediğim şey. Mesh isimlerine bakayım. Tamam. Aynı. Birbirinden daha büyük. İşte Max'in. Her neyse, şimdi bunu ayarlayacağım ben. Max'e attığım için sahnenin kaç birimde büyütmüş acaba? Dur, tekrar Max'i açıyorum. Meşler tam böyle üst üste oturmamış. Baksana 39 bilmem kaç değerinde. Uyuz oluyorum böyle şeylere ya. Ben onu küçültmedim bile yani. Bunu da öyle algılıyor. Yani direkt içine alırken. Her neyse, şimdi bunu export edeceğim. Tekrar onun üstüne düzelttikten sonra ok diyorum. Şimdi tekrar çağırıyorum. Low polimizi. Şimdi buradan high polimizi seçiyorum. Sadece normal. Şunu 2K. Şunu da 3 diyeyim. 0,05 ve 0,05 dedikten sonra aynı şeyleri by-meshleyeyim. Alt-tire HP, alt-tire LP. Sonra bake ediyorum. Şu anda bake etti. Gördüğünüz gibi bu düşük low poligonun üstüne sanki o 200K'lık modelin detayını vermiş oldu. Ama bize sadece normal yetmiyor. Aynı zamanda şimdi workspace curvature ve position. Position de yapacağım. Position map de karakterin pozisyonunun XYZ komutunda nerede olduğunu gösteren bir bake işlemi. Yani biz
bu şekilde yaptığımızda attığımız materyallerin gerçek fiziğe göre, mesela metal çok böyle gökyüzüne biraz daha yakınsa daha fazla böyle parlar, aşağıdaysa daha böyle bir koyulaşır az ışık aldığı için yani. Işık daha böyle ona uzakta kaldığı için yansıma. Ama position işte sana bu bilgiyi veriyor. Bir meshin yüksekliğinin, yani o anki durumunun ne kadar XYZ komutunda hangi koordinatta olduğunu gösteriyor sana. Bu da çok işe yarayan bir şey aslında. Şimdi diğer bekleri de aldım. Şimdi geriye şey kaldı. Niye bunları en son aldım? Çünkü bunları kendi içinde de bay meşneyim diyeceğim. Sonra bunlar için de şunu 2'ye 2 yapacağım. Fazla beklememize gerek yok. Bir de biraz uzun sürüyor. Ben kısayım. Siz kendiniz. Gerçi hızlı yaptı. Ya bütün beyitleri aldım. Gördüğünüz gibi. Mesela bakın buranın tek resolution'ı daha düşük. Niye? Çünkü daha küçük buranın UV alanı. Ama ne yaptım ben? Bunun harcayacağı texture kalitesinin yani o kaliteyi gittim buralara verdim. Yani buranın detaylarının daha iyi gözükmesini istedim. Sonra zaten şimdi bake işlemlerini tamamladığım için buradaki bake işlemleri bittikten sonra eğer ki ben bunun üstüne bir materyal atarsam bu materyalin gördüğünüz gibi şuradaki bake ettiği bu bake'den ötürü materyalin içindeki o fizik bilgisini, içindeki o generatorları, işte kirliliktir falandır filandır maskları bizim bu bake'lerimizden algılayarak bunun üstüne gayet daha verimli şekilde aktarıyor. Ben hiç bake almazsam nasıl olur bu materyaller? Şöyle saçma sapan gözüküyor yani. Bake aldıktan sonra üstündeki o şu kirlilikler falan filan hepsi zaten buradaki curvature, thickness map vesaire olsun buradan alıyor o detayları. Her neyse bu bittikten sonra zaten gerisi bizim kendi boyamamıza kalıyor. Bunu da kapatıyorum. Yani boyamayı bitirdikten sonra karakterimizin işte high polisini yaptık, low polisini yaptık. Üzerine bake ettik. Ondan sonra ne kaldı? Tabii ondan öncesinde bu arada bütün meshlerin hazır olması gerekiyor. Ya yani bundan öncesinde de ne var? Mesela şu pelerin için onun dışında şuradaki işte deri etek vesaire falan bunlar da Marvelous Designer ile gerçekleşiyor. Mesela Marvelous Designer'da skirt dediğim zaman örnek videolara bakıyorum. Ben karakterimin base meshini yine böyle düşük poligonda buraya atıyorum. Mesela örnek bakmış kendine. Bildiğiniz kalıp nasıl böyle tekstile kıyafet hazırlanırsa o mantıkla. Ya biraz burada daha böyle o kadar pek hani fazla bilgiye ihtiyacınız yok aslında. Deneme yanılmayla da yine bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yani ben önceden tekstil tasarımı da ya benim ilk mesleğim olduğu için biraz bu konulara ya biraz daha aşinayım ama çok da böyle işte illa ona girmek gerekiyor mu diye soruyorsanız hayır. Bir hafta falan araştırsanız mantığını.
Mesela ne yapmış? Önüne burada dike dike kendi kıyafetlerinizi oluşturuyorsunuz. Daha böyle anlamlı. Designer time lapse diyeyim. Mesela adam silüet gözüküyor zaten. Siz meşe attığınız zaman bakın mesela ne yapıyor? İşte burayla şunları birbirine, şunları da birbirine dikerek ve birbirine yaklaştırarak şuradan bir yerden simüle ediyor. Hop. Program kendisi dikiyor onu. Neyi yap? Kolunu yapacak herhalde. Aynen. Ne yapıyor? Buraya pens atacak herhalde. Buraya pens atmasının aynen. Şimdi birbirinden ayırıyor ki ya bu biraz daha böyle profesyonelce tam böyle şeye uygun bir şekilde yapıyor kalıp bilgisine. Ama şu üzerindeki sonraki detaylar var ya çizgi falan filan. Ben onları ZBrush'ta da verebiliyorum bu arada. Yani o kadar da yani bakalım benim duruyor mu? Sonra orada üzerindeki o kıyafetleri yaptıktan sonra tekrar işte onu ZBrush'a aktarıp buradaki kıyafeti ZBrush'ın üzerinde de detay ekliyorum. Marvelous Designer to ZBrush. Şu. Ne yapmış? Marvelous'tan yapmış bu. Şu şekilde. Sonra ZBrush'a atmış. Ya ZBrush'ta biraz daha detay girdim ben model bittikten sonra. Soruya bakayım hocam, Blender 3D ile tüm işlemleri sculpt, texture, paint vesaire yapabiliyor olmamız ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani Blender'ın bu konuda gerçekten bu kadar iddialı olması bence çok iyi. Tamam bayağı hani Blender konusunda da bayağı yani takdir ediyorum yani çok kullanıcı dostu bir firma. Free olması, insanların bundan faydalanması falan bence büyük bir olanak. Ama yine de Blender'ın yanında işte ne bileyim bir ZBrush. Ya ben mesela hani ZBrush'a alıştığım için bir de çok fazla da hakim olduğum için yine de insan dışarıya ya bir şekilde kayıyor yani. Şimdi ben Marvelous gibi kıyafet yapabilen program yok mudur? Vardır. Ama o kadar detaylı, o kadar böyle sırf onun için hazırlanmış bir program olduğu için ya onun yerini tutacak başka bir program ya olmadığını düşündüğümden ben Marvelous kullanıyorum. Marvelous'ta yaptığım modelin kalınlığı var mı? Yani ben ZBrush'ta modellediğim kıyafeti Blender içerisinde retopa yapmaya çalışmıştım. Kalınlığı verirken biraz sıkıntı çekmiştim. Kalınlığı yok ama ne yapıyorum? Ben Marvelous'ta bir kıyafet yaptım. Bu kıyafeti ZBrush'a aktarıyorum. Üzerine zirimeş yapıyorum. Yani Marvelous bana böyle triangulate veriyor. Quad vermiyor.
Zirimeş yapıp yüksek poligonlu bir şey çıkarıyorum. Zirimeş meşi ortaya çıkarıyorum. Sonra onu mesela kalınlık verebiliyorum. Bir de kalınlık verirken onun low polisinde de şöyle ilerliyorum. Şimdi mesela elin ucu ve eteğin dibi ve üst kısmı. Bunların hani kalın gibi gözükmesi gerekiyor ama iç tarafındaki meşin ya daha alt taraflarının daha o görünmeyen tarafların kalın o kalınlıkları oradaki faceleri bir şekilde silmemiz gerekiyor. Çünkü onlar hem yani fazla poligon kaplıyor hem de UV alanında fazladan yer ediniyor yani ona hiç gerek yok. O yüzden ben onları siliyorum. High poly de olabilir, onda sorun yok. High poly'ninkini silmeye gerek yok. Ama low poly yaparken low poly'de o kalınlığı sadece gözüken yerinde kalınlık gözükse yeter yani. Bana nazaran. Yani bu modelimde de var benim mesela o tarz durumlar. Yani modeli yaptıktan sonra modelin high polisini işte bu kıyafetlerini işte Marvelous'tan yaptık ettik falan filan derken sonra projeyi işte boyamak için ben The Foundry Mari'yi kullanıyorum. Substance'ın yanında Mari'yi neden kullanıyorum? Mari organik boyamalarda daha böyle o tarz işlere daha olağan bir program. Yani realiteyi daha iyi yakalayabiliyor. Substance inanılmaz kasıyor bu. Hani bu tarz şeylerde ama mesela ne yapıyor adam? Bak dışarıdan bir tane yüksek detaylı bir texture bulmuş. O texture'ı ne yapıyor adam gördüğünüz gibi? Bu şekilde modelin üstüne project ediyor. Ya orayı normalde çözerim de bazen bir hızlı gösterdiğim için şey oldu. Nasıl söylesem? Atladım diyelim o taraf. Şimdi burada ben modeli bak ne yaptı bu adam? Heh, mesela export flattened diye bir yer var. Şimdi ben boyadıktan sonra buradaki boyama layer'ını sadece base color'ını export ediyorum. Sonra substance'ın üzerinde işte doku ayarlarında normal map'le falan görünce substance'dan devam ediyorum geri kalan kısımları. Substance Painter'da boyamaları falan halledip ondan sonra işte Marmoset'e aktarıyorum. Şimdi gelelim Marmoset'e. Şimdi ben Marmoset projesini açacağım. Open diyeyim. Burada size göstermem gereken şeyler var. Şimdi maplerin hepsi de gitmiş olabilir ha. Başka diske aktardığım için umarım gitmemiştir. Proje 90 GB yani. Mecbur. Aktarmak zorunda kaldım.
Sana da hayır. Şunu da kapatayım. ...512'ye sesti. Bizim işin de en büyük sıkıntısı bu oluyor. Bilgisayarı işte değiştirmem lazım ya. Gerçekten artık böyle işlemcisi olsun, ekran kartı falan daha yüksek şeylerde zorlamaya başladığını fark ettim yani ciddi ciddi. Ha, bir sıkıntı yok, helal. Şimdi burada size göstereceğim olay ne? Hemen. Şunları kapatayım. Şimdi karakterimin texture'larına bakıyorum. Ne yapmışım? Bir tane normal map'im var. Ben bu normal map'i hazırlarken evet, yer olmuyor valla. Bu normal map'i hazırlarken arkadaşlar az önce size anlattığım teknikle low poly'nin üzerine bake ettim. Ve normal map'inde yani o benim high poly karakterin üzerindeki skin detayını gerçek insan derisinin displacement map'ini kullandım. Mali'de onu üzerine project ettim. Ya şurada mesela gördüğünüz şu benekler falan filan aslında taranmış bir insanın yüz displace map'i diyebilirim. Sonra şunu anlatmama gerek yok. Buradaki parlaklıklar var ya mesela şu ağza düşen, işte dudağa düşen, şurada daha çok var mesela, burunda daha çok var. O parlaklık ayarını yapabilmem için de glossiness mapini işte gri ve beyaz olmak şartıyla daha çok verim alabiliyorum. Gri de yani buralarda az parlaklık var ama gözün şu kapağının altı, şunu alın, ondan sonra dudaklarının olduğu yere dedim ki daha fazla parlaklık olsun. Bu bize onu veriyor yani şöyle göstereyim. Zaten base color'ı da nasıl yaptığımızı siz kendiniz biliyorsunuz. Mari dedim, Substance dedim. İkisinin karışımı. Onun dışında SSS dediğim olay. Subsurface Scattering. Burası normalde Lambertian diye duruyor. Ben Subsurface'e tıklıyorum. Eğer ki bu modelinde SSS olmazsa yani Subsurface Scattering map'i olmadığı zaman model şöyle gördüğünüz gibi sanki plastik gibi duruyor. Yani ben bunu böyle sunsam pek de hoş olmayacak. O SSS'in dağılımını da Translucency Maps diye bir map var. ZBrush'ın üzerinden yaptım. İşte gözlerde, ağızda, işte kulakta daha fazla olması şartıyla noktacıklarla böyle dağıttım. ZBrush'taki poly paint ile yaptım. ZBrush'ta beyazla siyah arasında boyamalar yaptım. Yani bu buruna işte ağza SSS dediğim olayı biliyorsunuz zaten şu kulağa falan gelen o kırmızı ışık var ya.
Şöyle açtığım zaman bakın. Bunu da ayarında vererek fazla olmadan şöyle şu şekilde sonrasında bunun yanında ne gidiyor? Ayrıyetten de occlusion map var. Ambient occlusion. Ambient occlusion'da işte göz çukurlarındaki burun deliklerinde işte şurada yansıyan şu kendi oluşturduğu gölgeler. Daha böyle derinlik katsın diye. Cavity map dediğimiz olayda bu da zaten yine Substance'da alınan bir map. Dışarıya aktardığınızda geliyor. Cavity'de yine ZBrush'ta Cavity Mask diye bir olay var. Cavity Mask'i yaptıktan sonra mask'in hani mask dışındakileri griye boyayıp sonra mask'i terse çevirip ilk masklediğim tarafları da beyaza boyuyorum. Yani oradaki o ara detayları beyaz, diğer detayları griye çektiriyorum. Araştırırsanız zaten Cavity Map diye, ZBrush diye direkt görürsünüz. Bu da bana böyle şu aralara şöyle speckler parlaklık detayı atıyor. Şimdi ben abarttım ama şunu çekersem buna o derinliği yani o detayları bu mapler sağlıyor bize. Yani bizim şu maplerimiz olmasa gerçekten model hiçbir işe yaramayacak yani. İşte biraz parlaklığı glass'la kısarak bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya mesela ne yapayım? Kaldırayım hepleri. Normal'ı kaldırdım. Detail'i kaldırdım. Glass'ı kaldırdım. Albedo'yu kaldırdım. Şunu kaldırdım. Yani ciddi anlamda bayağı fark ediyor yani. Ya bu mapler bizim için önemli. Mapleri ne kadar düzgün ve iyi ayarlarsak karakterimizin doku kalitesi de o kadar iyi olacaktır. Şimdi aynı zamanda bunun bir de kendi içinde işte ışık ve HDR şeyleri var. Bunları da siz istediğinizi seçerek daha ben üst ışığı böyle kapatıp şunu da kapatıp kendim böyle tekrar öyle şekilde ışık falan filan verebilirim yani. Bir tane buradan. İşte bir tane şuradan. Bir tane buradan. İşte şunların ışığını az kısarak.
Temizliği çok olmuş. süper. Kolay gelsin bu arada. Biraz daha mesela ne yapabilirim? Daha böyle şunun distance, pardon. Spot Angels diyor. Şöyle açarak. Tam şuradan da bir tane ışık çakabilirim. İşte bir tane yere koyarım. Buna da spot değil de omni derim. Genel ışık versin. Biraz şöyle kısabilirim. Bunun üstünde şu okey böyle yani bu şekilde maplerimi ayarlayabilirim. En sonunda küçük bir sky ekleyerek şu metalik hissini daha iyi verebilmesi için gözünde rengini kırmızı yapabilirim. Arka planı şimdi bu hangisiymiş? Omni olan. Omni'yi biraz öyle çekim ki hafif gölgelik oluştursun yüze. Teşekkür ederim, hoş geldin. Gözün beyzini de biraz kısabilirim. O da aleykümselam, hoş geldin. Şu mesela
Şeyde. Şuraya ışık ekleyip shadow'u kapatıp frame selection deyip hatta ışığı eskisinden bile daha iyi oldu bence. Yani en son buraya aktarıp en son bu şekilde kendi ayarlarınızı, ışıklarınızı yaparak modelinizin son halini getirebilirsiniz. Yani bir sorunuz, sorgu sualiniz var mı? Yani sizin için faydalı oldu mu? Ben kısaca bahsettim bu şekilde ama aslında da yapılacak şeyler belli yani. Biraz da onu görmenizi sağlamaya çalıştım desem yeridir.
Buna ben bir tane de fog ekleyebilirim. Tabi bu zaten şey olacak. Direkt paylaşılacak, tekrarı izleyebileceksiniz. Fog ekleyince süper. Zaten yine bir sorunuz herhangi bir modelle alakalı olur ya da yaptığınız işler vesaire. Onunla alakalı herhangi bir şey de biliyorsunuz. Grupta aktif olursanız sadece ben değil başka bilen fikri olan arkadaşlar yardımcı olur. Bunda şey varmış. Depo field. Rica ederim. Ya olay bundan ibaret. Hani hangi programlarla yaptığımı, nasıl kullandığımı falan hepsini göstermeye çalıştım. Selection. Şuna bir tane tam şuradan. Tam şuradan şöyle. Kırmızı ışık versem. Spot da şöyle kapatıp biraz yarısına çeksem.
Hocam kompleks objelerde nasıl yüve işlemini doğru yapacağız? Baştan sona izledin mi bu yayını? Ayırmalar aslında bir nevi senin biraz böyle anlamanla alakalı olan bir şey. Yani biraz daha böyle pratik yapıp olaya hakim olman gerekiyor. Yani bu şöyle ayır falan filan diyebileceğim bir iş değil aslında. Çünkü her modele göre değişiyor. Ya sana şöyle ayrılıyor, böyle ayrılıyor falan filan diyemem. Ama o boşlukta, o kare alanda nasıl bir dağılım olabileceğinin mantığını anlattım. Nerelerden kesilmesinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini de söyledim. O simlerin, yani modelin en az görünen taraflarına sim yapabilirsin. Şimdi burada ya ikisi de iyi yani. Bir an moralim bozulacaktı da bu ışık daha iyi oldu falan. Yani çok birbirlerini tamamlayan şeyler ya. Hani ben mesela belki daha iyi bir ışıkla o ışık kalitesini çok çok iyi, mesela benden çok iyi bilecek herhangi biri şuna bir ışık yapsa belki modelim 3 kat daha iyi gözükecek. Olay bu yani arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Zaten şimdi bir dahakine dediğim gibi yaratık çizmeyi düşünüyorum. Biraz daha böyle creature modellemeyi özledim. Bir tane de öyle bir iş yaparım herhalde. O biraz daha hızlı sürer. Sadece et çizeceğim çünkü. Onun dışında da başka bir şey yok. Aklımda olan, göstermeye çalıştığım şeyleri göstermeye çalıştım size. Anlatmaya çalıştım. Yani tam böyle bir tutorial gibi olmasa da en azından nasıl yaptığımı, mapleri gösterdim. Bu kullandığım işte Glass, ondan sonra işte SSS falan filan, yani bunlar önemli. Karakteri daha tenli, daha işte shader'ı daha iyi, materyali daha iyi olmasını sağlayan şeyler. Kapatıyorum şimdi. Kendinize de çok çok iyi bakın. Zaten yine tekrar yayın açarım. Belki konsepti yaparken yayında yaparım yani. İzlediğiniz için de çok sağ olun. Hepinize
Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin.